اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغزائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد Allah barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kama barakta ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim fil alemine inneke hamidun mecid. Bi ismihi subhaneh natbu gufraneh. Esselatu ve selamu ala men la nebiyye ba'd. Evet bugünkü hadis hadisimize başlıyoruz. Yani bu Ramazan'da orucu bozan kişiyle ilgili gelen hadisler. Yani ne yapması gerekir? حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ثناء سفيان بن عيينه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقال هلكت قال وما اهلكك قال وقعت على امراتي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أجد قال سم شهرين متتابعين قال لا أطيق قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد قال اجلس فجلس فبينما هو كذلك إذ آتي بمكتل يدعى العرق فقال اذهب فتصدق به قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لأبتي لابتيها أهل بيتي أجمع إليه منا قال فانطلق فأطعمه عيالك حدثنا حرملة ابن حرملة ابن حرملة ابن يحيى ثنا عبد الله ابن وهب ثنا عبد الجابر ابن عمر حدثني يحيى بن سعيد أن عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال وصم يوما مكانه Çok ilginç, çok muhteşem bir hadis bu. İslam fıkhının belki temel bakış açısını oluşturan hadislerden birisidir. Ve İslami ahlakı da en güzel şekilde sergileyen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize örnekliğine çok güzel bir misal oluşturan bir hadisedir. Bu hadis anlatan hadise ve İslam'ın rahmetinin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Ve merhamet, insanlık, şefkat hemen hemen her şeyin üstündedir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında. Evet, bu çok garip, acip, bir sürü ibretel olan bir hadistir. Dünyanın hiçbir yerde, hiçbir inanç sisteminde, hiçbir hukuk sisteminde, hiçbir düzende böyle bir manzaraya rastlayamazsınız. Böyle bunun örneği dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir tarihi vesikada yoktur. Tabi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın peygamberidir ama aynı zamanda devlet başkanıdır biliyorsunuz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle demiştir. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek helak oldum dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni helak eden nedir diye sordu. Adam Ramazan'da gündüz eşimle cinsi münasebette bulundum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir köle azadet buyurdu. Adam bulamam dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üst üste iki ay oruç tut dedi. Buyurdu. Adam gücüm yetmez dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altmış yoksula yemek yedir buyurdu. Adam bulamam dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem otur dedi. Adam da oturdu. Adam oturup beklerken arak denilen bir sepet hurma getirildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona git bu hurmayı sadaka olarak dağıt buyurdu. Adam ya Resulallah seni hak din ile gönderen Allah'a yemin ederim ki Medine'nin kara taşlı iki dağ arasında ailemizden daha muhtaç bir ev halkı yoktur dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona peki git bunu aile fertlerine yedir buyurdu. Müellif bu hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten merfu olarak ikinci bir senedde de rivayet etmiştir. Bunda şu ilave vardır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, o adama ve o gün yerine bir gün oluştur dedi. Buyurdu. Evet, tevayi diyorum ki bu hadisi kütüb iste sahiplerinden yalnız İbn-i Mace'te rivayet etmiştir. <laughs> bir, iki, Ravi zayıftır ama hiçbir şekilde şey değil yani. Hadisin ile ilgili bazı tenkitler var onları yazmış okumuyorum. Kütübiste sahipleri Ahmet, Malik ve Beyhaki de bu hadisi rivayet etmişlerdir. Ahmet, Malik ve Beyhaki tabi kütübisteden değillerdir ama sahih. Düzgün çok büyük muhteşem hadis kitaplarına sahiptirler. Beyhaki'nin sünelidir. İmam Malik'in muvattağıdır. İmam Ahmed'in müsnedidir. Bunlar kaynak hadis kitaplarıdır. Müellifin ikinci senedindeki vasum yevmen mekanehu yani bir günde onun yerine oruç tut. İlavesinin yalnız müellif tarafından rivayet edildiği zevaitte bildirilmiş ve notta da bu durum belirtilmiş ise de Ebu Davud'un Cafer bir misafirden bir senedde Ebu Hureyre radıyallahu anh'den merfu olarak yaptığı bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adama bu hurmayı sen ve ev halkın yiyiniz sen bir gün oruç tut ve Allah'tan mağfiret dile buyurmuştur. Malik'in de El Muatta'da Said bin El Müseyyeb radıyallahu teala anh'den mürsel olarak yaptığı bir rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adama bu hurmayı ye ve işedin fiil yerine bir gün oruç tut buyurmuştur. Bu ilave ile ilgili alimlerin görüşlerini sırası geldiğinde anlatacağım. Başından itibaren hadis metni açıklayalım. El-Menhel yazarı şöyle der. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müracaat eden adamın isminin Selman veya Seleme bin Sahr el-Beyazi olduğu söylenmişse de El-Hafız el-Fetih'te bu sözü reddetmiş ve ben bunun isminin ne olduğuna rastlayamadım demiştir. Adam ben helak oldum sözüyle ben helak olmayı gerektiren bir günaha girdim demek istemiştir. Adamın Ramazanda ailesine gündüz yaklaştığı Buhari'nin rivayetinde açıklanmıştır. Hadisin zahirine göre oruç bozma kefareti olarak azat edilecek kölenin Müslüman veya kafir olması, ergenlik çağına ermiş veya ermemiş olması, erkek veya kadın olması caizdir. Çünkü rakabe kelimesi bunların hepsini kapsar. Hanefi alimleri hadisin zahiriyle hükmetmişlerdir. Fakat cumhur azat edilecek kölenin Müslüman olması şart koşmuş. Ba katil kefaretine ait ayetteki rakabe mümin kaydıyla kayıtlı olduğu için buradaki rakabeyi ona hamletmişlerdir. Hadis oruç bozma kefareti olarak tutulacak iki aylık orucun aralıksız tutulmasının şart olduğuna delalet edil. İbni Ebi Leyla hariç alimlerin cumhuru bu hususta ittifak halindedirler. Cumhura göre bu iki ay içinde Ramazan ayı ve oruç tutmanın yasak olduğu Ramazan bayramının ilk ve kurban bayramının dört günü gibi günlerin bulunmaması gerekir. Hadisin zahirine göre oruç bozma kefareti olarak doyurulacak yoksullar sayısının 60'tan aşağı olmaması gerekir. Cumhurun görüşü bu merkezdedir. <laughs> <laughs> Hanefi alimlerine göre adam bir yoksulu 60 gün doyurursa kefaret yerine geçer. Çünkü maksat yoksulun ihtiyacını gidermektir. Bir gün doyurulan yoksul başka bir gün diğer bir yoksul hükmündedir. Yani ya 60 tane yoksulu veya bir yoksulu 60 gün doyurmak. Aynı aynı anlama gelir. 60 günlük nafakayı bir günde bir yoksula vermek bir günlük kefaret yerine geçer. Demek ki bir anda 60 günlük yemeği al git 60 gün karnını doyur demeyeceksin her gün gelecek ve her gün onu doyuracaksın. Bir kişiye veya 60 kişiye aynı günde verebilir. 60 ayrı kişi. Yani 60 ayrı doyurma işlemi yapması gerekiyor. <laughs> Besleme işlemi yapması gerekiyor. Her yoksula verilecek kefaret tutarı hususunda alimler ihtilaf etmişlerdir. Şöyle ki Hanefi alimlerine göre her yoksula verilecek kefaret bir fitre miktarıdır. Ki yarım sağ buğda veya bir sağ kuru hurma yahut bu kadar arpa veya kuru üzümdür. Bir sağ bugünkü ağırlık ölçüsüne göre 3 kilo 133 gramdır. Bu meblalardan birisinin tutarını para olarak vermek caizdir Hanifimiz mezhebine göre. Mesela bu sene işte buna göre hesaplanılmış bu seneki kefaret veya fidye parası 70 lira olarak hesaplanmış. Geçen sene herhalde 50 lira mıydı? 40 lira mıydı? Öyle bir şeydi. İki, Maliki ve Şafii alimlerine göre yoksula verecek günlük kefaret bir müddür. Şafii mezhebine göre bir müdd 560 grama tekabül eder. O şehir halkının zahiresinin çoğunluğu hubatın hangi evinden ise ondan kefaret ödenir. Şafii mezhebine göre kefareti veya fidyeyi para olarak veremez. Ya arpa ya buğda ya hurma cinsinden bir şeyle verme gerekir. Veya o şehrin zahiresi neyse o şehrin beslendiği şey neyse, hububat neyse o hububatın cinsinden vermek gerekir. Tabi buralarda artık şimdi tabi ar bir 500 gram, 600 gram buğdayı, arpayı birine vermek veya hurmayı birine vermek pek bir anlam ifade etmediği için biz şafi olanlar da batıda bilhassa buralarda, bu yörelerde fazla bir miktar tutmadığı için Hanefi mezhebini taklit ederek para olarak verebilirler. Ahmet'e göre yani İmam Muhammed bin Hanbel'e göre radıyallahu teala günlük kefaret ya buğdaydan bir müd veya kuru hurma ve arp, ya da arpadan yarım saattir. Demek ki yani buğdayın e, bir müdü arpanın bir sağına yani 560 gram buğday bir kilo 330 gram arpaya demek değer olarak herhalde denktir yani. Veya yakındır. Elmenhel yazarı yukarıdaki görüşleri mesnetlerini izah etmiş ise de bunu aktarmaktan vazgeçtim. El-Menhel yazarı şölerine sözlerine devamla. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme güneçaat eden adam anılan kefaretlerin hiçbirisini ifa edemeyeceğini arz edince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona otur buyurmuştur. Bu emirdeki hikmet şu olabilir. Onun durumu hakkında vahyin gelmesi beklenirdi. Veya adamın işine yarayacak bir şeyin geleceği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından biliniyordu. Miktel sepet demektir. Arak hurma yaprağından yapılmış ve 15 ila 20 sa hurma alabilen büyüklükteki sepet denir. Bir sepet hurma getiren adamın ismi rivayette de belirtilmemiştir. Bazı rivayetlerde ensardan birisi olduğu belirtilmiştir. Labet Medine'ye yakın Uhud ile Ayr dağlarına denir. Ee, bu iki dağ arasındaki araziye Medine. Haremidin hakikaten Cebelül Uhud bir taraftadır. Karşı tarafta Cebelül Ayr vardır. Cebelül Ayr veya Cebelül Ayr. Mesela çok ilginçtir. Uhud dağı için Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Nahnu nuhibuhu ve huve yuhibbuna buyurmuştur. Biz Uhud'u severiz. Uhud da bizi sever. Ama bu Cebelül Ayr ile ilgili Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz onu sevmeyiz. O da bizi sevmez buyurmuştur. Evet. Böyle tepesi böyle dümdüz bir dağdır. Ben kaç defa yani Mekke'ye giderken yanından geçiriyor zaten bunu. Labeten kelimesi labetin tesniyesidir. İki labet demektir. Labet kelimesinin asıl manası kara taşlı arazidir. Oruç bozma kefareti olarak 60 şoksula verilecek meblağ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bu adama verilerek çoluk çocuğuyla birlikte yemesine müsaade edilmesi meselesine gelince alimler bu hususta çeşitli yorumlar yapmışlardır. Bazıları demişler ki bu hüküm o adama mahsus bir ruhsattır. Başkasının bele yapması caiz değildir. Yani <laughs> önüne bir şey geçti, bir insana bir şeyler verdi. Ben götünü bunu kefaret yerine kendi aileme, çocuklarıma yedireyim demesi caiz değildir. Yani bu o adama Allah'ın Resulü verdiği özel bir isimdir. Fakirlere dağıtması gerekir. Başkasının bele yapması caiz değildir. Kefareti kendi çoluk çocuğuna değil, behamal yoksullara dağıtmak gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adama özel bir ruhsat vermiştir. Bu hadiste tabi bir şey çok bariz. Buna benzer hadisler var. Dikkatinizi çekiyorum. Farkındaysanız Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada şari etir. Hüküm veriyor. Fetva veriyor. Allahu u Teala kefareti emretmiş. Köle azat etmiş. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam İçtihad ediyor, fetva veriyor. Ta işte 60 tane yoksula veya kendi ailesine bir sepet hurma dağıtmasına kadar getiriyor bu hükmü. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamandaki teşri konusuna örneklerden birisidir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hüküm koyucudur. Çünkü Allah onun kendiliğinden asla konuşmadığını buyurmuştur. Onun söylediği her şeyin kendisine vahy edilen vahiy olduğunu söylemiştir. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendiliğinden, kendiliğinden de ki, tabii ki Allah'tan gelen vahiyle ama hüküm koyma ve hüküm verme hakkına ve yetkisine sahiptir. Bazıları bu hüküm mensuhtur demiştir. Bazıları da adam fakir olduğu için kefareti ödeyebilecek bir duruma gelinceye kadar kefaret onun boynunda kalmıştır. Verilen hurmanın bir miktarını bir günlük çoluk çocuğuna, fakasına, harcına kalan kısım 60 yoksulu doyurmayacak durumdaydı. Bu yorumların dayanağı kuvvetli bir delil yoktur. Soruyorum en uygun olanıdır. Hadis Evet, Ramazan'da gündüz oruçluyken bile bile eşiyle cinsi temasta bulunana kefaretin vacip olduğuna delalet eder. Şabi, Said bin Cübeyr, Nehai ve Katada hariç tüm alimlerin kavli budur. Hatta bir galiba bu hadis anılan zatlara ulaşmadığı için güne gün kaza etmesi gerekir şeklinde fetva vermişlerdir demiştir. Unutarak ailesiyle temas eden orucu bozulmaz ve kefarette gerekmez. Cumhur'un kavri budur. Unutularak Ramazan'da yeme, içme her şey orucu etkilemiyor, orucu bozmuyor unuttuğu için. Ahmet'e göre oruç bozulur ve kefaret gerekir. Unutarak yaparsa. İmam Ahmet bin Ahmet'e göre o unutarak yerse orucu bozulur. Ata, Evza'i, Rabi'a ve Sevri, Rabi'a ve Sevri'ye göre kaza gerekir, kefaret gerekmez. Ramazan'da bu fiili işleyip kefaretini ödedikten sonra tekrar işlerse ikinci kez kefaret ödemesi gerekir. Bu hususta alimlerin icmağı vardır. Şayet henüz kefaret ödememişse Ebu Hanife'ye göre bir kefaret yeter. Diğer üç mezhebe göre iki kefaret gerek. Yani mesela adam beş kere, on kere Ramazan'da orucunu yemiş, bozmuş. Eskiden hidayete gelmeden önce böyle üzerinde oruç bor borçları var. Günlerini kaza edecek, kefaret bir defa tutacak. Her bir sefer, her bir gün için bir kefaret değil. Kefareti bir kere yerine getirecek, diğerlerini kaza edecek. İmam Ebu Hanife göre. Ama diğer alimlere göre iki defa kefaret vermesi gerekir. Ebu Hanife Şafii ve Ahmet'in meşhur kavline göre kefarette sıralama vaciptir. Yani köle azat edebilen onu yapmak zorundadır. Bu mümkün olmadığı takdirde iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmezse 60 yoklusunu duyurur. Yani ben orucumu bile bile yedim, bozdum, yedim, içtim. Ondan sonra ya giderim, param var benim. Ben o gün kefaret tutmayacağım. Giderim 60 tane fakiri doyururum veya bir fakiri 60 gün doyururum diyemez. Oruç tutmak zorundadır. Çünkü köle azar etme imkanı şu anda yok. Yani param var ben fakiri doyururum diye iki ay üst üste oruç tutmaktan kendini kurtaramaz. Ha, hastadır, gücü yetmez bir mazereti vardır oruç tutmaya. O zaman 60 yoksulu doyurur. Yani bu sıralama, köle azat etmek. iki ay oruç tutmak ve 60 yoksulu duyurmak sıralamadır. Bunlardan hangisine gücü yetiyorsa onu yapacaktır. Malik'e göre sıralamak mecburi değildir. Kişi bu üç neviden dilediğini ifa eder. İmam Malik'e göre ise yani dilediğini yapar. Gider atmışlarına yoksunu doyurur. Evet kefareti yalnız erkek mi ödeyecek yoksa karısı da ödeyecek mi? Bu usta alimlerin görüşleri farklıdır. Hanefi ve Hanbeli alimlerine göre erkek ödeyecek. Eşine gelince eğer cinsi temasa zorlanmış ise ona kefaret gerekmez. Aksi takdirde Hanefilere göre ona da gerekir. Hanbelilere göre iki görüşü vardır. Şafilere göre kefaret yalnız erkeğe gerekir. Evzai ve Hasan'ın görüşü de budur. Malikilere göre kadın zorlanmışsa onun kefareti de kocasına yüklenir. Zorlanmamışsa ona da kefaret gerekir. Demek ki İmam şey Ebu Hanife'ye göre hani Hanefi bilmeniz için söylüyorum. Hanife olduğunuz için söylüyordum. Yani koca hanımını zorlamışsa böyle bir işe kadın kefaret ödemesi gerekmiyor. Ama zorlamamışsa bu şekilde bir birliktelik olmuşsa kadın da aynı şekilde kefaret ödeyecek. Evet hadisin fıkıh yönü. Açıklaması hoş olmayan fiilleri kinaye yoluyla anlatmak caizdir. Adam geliyor, ne yaptığını söylemiyor. Edebinden dolayı helak oldum diyor Resulullah sallallahu aleyhi Yani ben gidip hanımla ilişte bulundum demiyor başta. demek ki edemen böyle bazı konuları kinaye yoluyla, benzetme yoluyla, teşbihle anlatmak caiz. Mesela Size bir örnek vereyim. Eski insanlar öyleymiş. Benim dedem Mola Halil Efendi rahmetullahi aleyh bir gün bir bayan geliyor. İşte kapının arkasına geliyor. Tabi anneannem falan da orada. Ben diyor Müftü Efendi'ye bir soru, bir şikayet edeceğim filan. Dedem de kapının arkasına buyur bacım diyor. Nedir sorun? Kadın ayakkabısını alıyor. Bir içeriye doğru uzatıyor. Ters olarak uzatıyor. Anladınız mı? Ayakkabıyı ters koyuyor, affınıza sanıyor. Çok özür diliyorum hepinizden. Karın diyor ki yani benim kocam benimle ters ilişkiye giriyor diyor. Ama bunu böyle anlatıyor. O zaman kişi şey, ne kadar ilginç değil mi? Garip bir şey. Falan. Yani insanların edeben bazı şeyleri çok sarahaten anlatmamaları. Ramazan ayında oruçluyken cinsi münasebette oruç bozduğu takdirde kefaret gerekir. Ebu Hanife, Malik, Zühri, Evzai, Sevri ve İshak bu hadisi delil göstererek Nisi münasebetten başka şeylerle mesela yemek yemekle su içmekle bile bile oruç bozana kefaret gerekir demişlerdi. Demek ki Hanefi ve Maliki mezheplerine göre diğerlerini saymıyorum şey yoktur. Ne mensubu olmayan mezheplerdir. Sadece cinsel işi değil, yeme içmeyle de bile bile hiçbir mazereti olmadan orucunu bozan kişinin de aynı şekilde bu kefareti vermesi gerekir. Ebu Hanife alınan oruç bozucu maddenin gıdalanmayı veya tedavi etmeyi sağlayıcı olmasını şart koşmuştur. Hamur, kum gibi örf ve ne gıda maddesi ne tedavi maksadıyla alın yani bir şey almakla kefaret gerekmiyor. Yani toprak yuttun, kir yuttun, kum yuttun, bir şey yuttun. Bu gıda olmadığı için orucu bozulsa bile şey gerekmiyor. Nedir ismi? Kefaret gerekmiyor buna. Şafii, Ahmet, Said bin Cübeyr, İbn-i Sirin, Nahai ve Davud-i Zahiri'ye göre kefaret, yalnızca cinsi münasebette bulunmakla orucu bozanlara mahsustur. Başka tür bozmakla kefaret gerekmez. Yani Şafi mezhebinde bir insan yeme içmeyle bile bile haramdır, günahtır, büyük günahtır ama yeme içmeyle bile bile orucunu bozarsa 60 gün kefaret tutması gerekmiyor. Sadece bir gün kaza edecektir. Ama Hanefi mezhebinde yeme içme de olsa bile bile bozan kefaret bir şey söyleyeyim tabi. Yani adam hastalanır dayanılmaz bir ağrısı olur. Efendime söyleyeyim gücü yetmez, takattan kesilir. Bir mazeretle bir insan orucunu yerse Hanefi'de de Şafi'de de bütün mezheplerde sadece güne gün. Bize bu dediğimiz bu okuduğumuz bölüm hiçbir mazereti olmadığı halde keyfe keder orucunu bozan yani bile bile orucunu bozan kişi için geçerli. Yani mesela bugün diyelim ki yarın çok işiniz var, çok yoğun, böyle hakikaten gücünüzü zorlayacak bir şey yan oruç tutmaya niyetlenmeyebilirsiniz. Ben yarın orucu tutamayacağım dersiniz Ramazan'da. Ramazan için tutmazsınız. Sen mesela gider işinizi gücünüzü koşturur yapar edersiniz. Sonra bir güne kaza edersiniz niyetlenmediğiniz için. Eğer niyetlendiniz yani hastalandınız baktınız olmuyor dayanamıyor ağrı var bir şey var. Hiç takatinizi yetmiyor yer. Veya acıkma ve susamayla güçsin gücünüzü aşacak bir şekilde bir anda bitkin vahası düşünüz orucunuzu bozabilirsiniz. Bunların hepsinde güne gün kaza vardır. Benim dediğim hiçbir mazereti olmadan, hiçbir şey bile bile orucunu yemek ee, şimdi İmam Şafii'de ve Şafii ve Hanberi mezheplerinde mesela demek ki sadece cinsel ilişkiyle bozulursa kefaret gerekiyor. Ama yeme içmeyle bozmak da büyük günahlardan birisidir. Kefaret yoksa yiyeyim, içeyim diyemez bir insan. Bir güne bir gün kaza edeyim diyemez. Üç, günah işlemekten dolayı pişmanlık duyulmalı ve cezasından korkulmalıdır. Yani git kefareti çocuklarına da tamam Allah'ın Resulü'ne izin verdiği bir günde oruç tut ama aynı zamanda ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Tövbe ve istiğfar et diyor. Bu günahından dolayı Allah'tan istiğfar et. Kefaret nevileri sıraya tabidir. Bu hadisine çıkan hükümler. 5. kefaret ödemek durumunda kalan fakirlere yardım edilmeli ve Müslümanı içine düştüğü sıkıntıdan kurtarmaya çalışılmalıdır. 6. kefaret ödemek gücün yetmesine bağlıdır yedi hibe ve sadakayı dil ile kabul etmek şart değil, teslim almak kafidir. Fak, sekiz, Fakir olduğunu söyleyenin bu sözü kabul edilir, şahit ile ispatlanması teklif edilmez. Bak bu çok önemli bir husus. Bir adam geldi, dedi ki ben fakirim, beyan esastır. İslam hukukuna göre. Ben gideyim, bunu araştırayım, takip edeyim, bakayım evinde mal var mı, eşya var mı, parası, parası var mı, zengin mi, gerçekten fakir mi diye araştırılmaz. Dokuz, dinini öğrenmek isteyene karşı yumuşak ve şefkatle davranılmalıdır. Burada tabi nebevi terbiyenin ve edebin Muhammed'i şefkatin ve merhametin aleyhissalatü vesselam çok güzel bir örneği. Hiç Resulullah niye yaptın demiyor. Farkında mısınız? Yapmasaydın niye yaptın niyetin ne bir kızma, ne bir sinirlenme, ne bir öfkelenme, ne bir tazir, ne bir teedip, hiçbir şey yok. Adam bir zaaf düşmüş, yapmış bir kere. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en yumuşak ve en şefkatli haliyle davranıyor buna karşı. On, had cezası gerektirmeyen suçları işleyip durumunu alimi arz eden kişi azarlanmamalı ve tasip edilmemeliydi. Yani İslam hukukuna göre sopa vurulmayı, sürgünü veya recmi, şunu bunu veya kısası gerektirmeyen bir günahı işlemiş birisi bir hatta gelmiş sana anlatmış, bir şekilde seninle paylaşmış filan, bunu hiçbir şekilde azarlamamalısın. Ve e, tasip edilmemek için ceza veremezsin, eziyet edemezsin ona. Hadis'in sonundaki ve o gün yerine bir gün oruç tut ilavesinin hükmüne gelince, bu ilave orucunu bozan kişinin kefaretten ayrı olarak o günün orucunu kaza etmesinin gerekliliğine delalet eder. Dört mezhebin imamları ve alimlerin ekserisi bununla hükmetmiştir. Bu ilaveye ait rivayet senedinde zayıflık varsa da izahın kısmına işaret ettiğim gibi başka rivayetlerde kuvvetlenilmiştir. Evet. Allahu Teala hepimizi bile bile Cenab-ı Allah'a karşı günah işleyenlerden eylemesin. Cenab-ı Allah isyandan ve zulüpten ve fıstan hepimizi muhafaza etsin allah Teala'nın rahmeti sizlerle, bizlerle beraber olsun. Rabbim ölmüşlerimize merham, merhamet etsin. ölmüşlerimizi Cenab-ı Allah bu mahfuziyet günlerinde varsa bir sıkıntıları, onların sıkıntılarını kaldırsın. Allah rahmet eylesin ölmüşlerimize, hastalarımıza Yüce Mevlam şifa versin. Darda olan, sıkıntısı olan dua talep eden de Cenab-ı Allah dualarını hayırla yerine getirsin ve onlara ferahlık versin. Bu dualarımızın kabulü niyetiyle Allah rızası için الفاتحه